Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine Danimarka'dayız. Danimarka'da bugün siyah alaca Holstein damızlık gebe düve seçimi gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, Avrupa'nın birçok ülkesinden ülkemize birinci sınıf siyah alaca Holstein, Montafon, Jersey, Simmental, efendim söyleyeyim Red Holstein, Danimarka kırmızısı ırkı birinci sınıf safkan gebe düveler getiriyoruz. Boş düveler getiriyoruz. Bugün yine Ege Genetik firmamız olarak İzmir Kiraz'da bulunan yani bizim işletmemizin bulunduğu şehirde, kasabada bulunan müşterimiz Sayın Erkan Atçı adına Danimarka'dan 68 tane 2 tır olarak gebe düve seçimi gerçekleştireceğim. Yapacağımız bu seçim sevgili Erkan abimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan önce yine İzmir Kiraz'da bulunan Meral Hanım ve Halil Bey, babası Halil Bey adına Danimarka'dan hayvan seçimi gerçekleştirmiştim kendi bölgemiz için. O hayvanlar Meral Hanımlara teslim edildi. Kazasız belasız bir şekilde teslim edildi. İnşallah şimdi de sevgili Erkan abimiz için Danimarka'dan siyah alaca Holstein gebe düve seçimi gerçekleştireceğim. Şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanlar bu işletmenin anaçları arkadaşlar. Hayvanların şekillerini hem benim söylemlerimi dinlerken bir yandan da izlemenizi tavsiye ediyorum. Hayvanların hepsi genetik olarak çok çok güzel. Danimarkalılar bu işe genetiğe çok önem veriyorlar. Genetiğe çok özen gösteriyorlar. Boy, poz, cüsse olarak hayvanlar mükemmel. Genetik olarak mükemmel. Süt verimliliği olarak mükemmel. Bakın hayvanların önünde sınırsız bir şekilde, yine her videomda üstüne basarak söylüyorum, sınırsız bir şekilde en kaliteli kaba yemlerle yapılmış rasyonlar var. Bu işletmede de sağım robotu var gördüğüm kadarıyla. Robotlar sayesinde kendilerini sağdırttırıyorlar. Bu da ineklerin özellikle hem verimlilik performansını çok arttırıyor, hem de mastitise karşı inanılmaz bir önlem almış oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki Holstein ırkı genetiği gereği süt üretimine kodlanmış olan bir hayvan. Bu hayvan durmadan süt üretmek istiyor. Kaba yemini, rasyonunu en iyi şekilde alıyor. Bakın hayvanların refah seviyesi de çok çok iyi. Kauçuk yatakların üstünde yatıyorlar. Sağımhaneye gitmelerinde herhangi bir stres yaşamıyorlar. Efendime söyleyeyim, İstediği zaman oradan hayvan kalktı, geliyor. Burada istediği zaman önünde istediği yemi rahatlıkla ulaşabiliyor. Sağıma canı ne zaman isterse o zaman gidiyor. Ama tabii ki sağım robotu saatli olduğu için hayvanı da rahatlatıyor. Hayvan tabii ki robotu çok sevdiği için gitmiyor. Robot ona ikram olsun diye, ödül olsun diye kesif yem dediğimiz fabrika yeminden veriyor. İnek de o yüzden gidip robotu kendisini sağdırttırıyor. Yani anlayacağımız dilden konuşursak, önümüzde gördüğünüz rasyonun içerisinde kaba yemler ağırlıklı bir rasyon var iken ekmeği buradan yiyen inek köfteyi gidip robotun içinde yemeği tercih ediyor. Bu sayede de ineklerin hem performansı artmış oluyor, hem de memeleri ateş yapmıyor. Efendime söyleyeyim, mastitise karşı da özellikle Holstein ırkında mastitise karşı bir hassasiyet olduğu için de mastitise karşı da yakalanmamış oluyor. Şimdilik videoya bu çiftlikten ara veriyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlemeye devam edin. Hay. Videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Erkan Bey için yaptığımız seçimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bakın doğumunu yapmış bir inek de burada yatıyor. Arkadaşlarım beni beklediği için birden hızlandım. Burada da ahırın gençleri arkadaşlar. Ve işletme sürekli dişi sperma yöntemiyle
sürüsünü çoğaltıyor arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş, heyecan yapma. Evet Erkan abi, senin için seçtiğimiz düvelerden bir tanesi şu arkadaş, maşallah. Baktık, inceledik, gayet güzel ama biraz tabii içerisine hayvan girdiğini görmediği için, şey pardon, insan, gel abi böyle geçecek o. İnsan girmesine alışkın olmadığı için heyecan yaptı. Hepsi mi? Bak. Tek tek salsaydı keşke. Tamam. Hayvanlar bir de kaydıkları için üstlerine gitmek istemiyorum. Ama hepsi birbirinden güzel. Hemen düvenin yanında gördüğüm için sizinle paylaşıyorum. Doğumhane. Çiftliğin doğumhanesi, bakın. Hayvanları bölüm bölüm yapmışlar. Maşallah maşallah. Anne ve maşallah ikiz, ikiz, tek, ikiz, tek, maşallah. 3 tane inek ikiz yapmış. Bereketli olsun. Evet, böyle bir işletmenin içerisindeyiz. Şu kızı buradan sizin için seçtim. Kusursuz bir hayvan. Şimdi arkadaşlarım bana seslendi. Hızlandım. Gidiyorum buradan. 20 tane daha düve göreceğim şimdi. İnşallah az önceki çiftlikteki hüsrana uğramayız. Şöyle hayvanların hemen önden bir görüntüsünü baştan alalım. Şu işaretli olanlar mı? Evet, şu işaretli olanların içinden şimdi seçim yapacağız. Böyle sona kadar gidiyor gördüğünüz gibi işaretliler. Şimdi ben İçeri girip inceleme yapmak zorundayım. Videoyu kapatıyorum. Evet, bir sonraki kızımız çıkıyor. Maşallah. Maşallah. Tohumlaması yaşıtlarına göre bir tık daha ileride yapılmış olan bir hayvan bu. O yüzden görseli daha iyi. Şu anda da 5 aylık gebe. Yürüyüşünde bir kusur yok. Her şeyle 10 numara bir düve. Maşallah. Hemen suluk sistemini göstereyim size burada. Bakın, iki padon tam arasına böyle güzel bir havuz yapmışlar. Havuzdan su taşsa da fark etmiyor. Çünkü aşağıdaki sıyırgıyı da yumuşatmak için su lazım. İki tarafta, orası da sıyırgı, burası da sıyırgı. Evet, bu kızımız da geliyor. Bunu da az önce memelerde incelemiştim. Her şeyle 4 numara, 10 numara hayvan. Maşallah. Okey, this okey. Hayırlı olsun, bu da süper bir hayvan. İkisi yan yana kara kızlar. Çok güzeller maşallah. Bu kızı da aldık. Ürküt şunu Ali abi. Şunu ürküt. Heh, gitti. Tamam. Evet, bu iki kara kızı da kattık sürümüze. Maşallah. Bakın şimdi arkadaşlar, size teknik bir şey göstereceğim. Şimdi burada kızlardan bir tanesini az önce eledim. Ama kaçıyor şu an benden. Kızdı bana çünkü. Onu almadım, götürmüyorum diye. Eğer şuraya, araya, bakın araya girdi. Şimdi şu hayvanı mesela, şu hayvanı bıraktık. Neden? Bakın arka sağ bacağı nasıl paytak basıyor görüyor musunuz? Ördek patisi gibi ve dışa atarak yürüyor. Bakın. Bakın arka ayağına iyi bakın. Arka bileğinin üstüne basıyor hayvan. Gördünüz mü? Hayvan yoksa geri kalan teknik özellikleri güzel ama arka bileğinin üstüne bastığı için o hayvanı eledim. Evet, size böyle güzel bir detay, bir anekdot yakalamış oldum. Bakın şimdi bize doğru geliyor. Evet, bu hayvan incelendi, kusursuz.
yürüyüşünde gördük. Okey. Buna okey veriyoruz. Maşallah. Evet. Şu sırt çizgisinde kırmızı işaretlenmiş olan hayvan. Onu seçtik. Okey. Bir tane şurada kırmızı boyalı olan hayvan. Maşallah. Şurada. Okey. Bu hayvan da çok güzel. Şöyle bir çıksın. Yürüyüşünü görelim. Evet. Yakışıklı maşallah. Şöyle fotoğraflarını da almaya çalışıyorum. Okey. Evet, şu kırmızıyla boyanmış olan bu hayvanlar tarafından seçildi. Hepsi alındı. Memeleri incelendi. Ayak tırnak yapıları incelendi. Sadece içlerinden bir tane hayvan elendi. 8 tane hayvan buradan alındı.